Muhammed günümüzde telefon direği gibi göstermek değil, Allah'ın kemalat sıfatının, yani Rahman sıfatının kemalatına denir. O halde Muhammed'i tanımak istiyorsanız, Rahman kemalat sıfatı her kimde tecelli ediyorsa o Muhammed'dir. Onun için hakikat ilmini tahsil edenler artık aynel yakınlığa geçmişlerdir. Aynel yakınlıkta ise şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melâketü ve ulul ilmi gaymen bil kıstı. La ilahe illa ve vel azizul hakim. Şehidallah, Allah şahitlik yapıyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illallah. La yok demek. İlah hayalinizde, zannınızda bir Allah yok. Şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melâketü. Melekler vasıtasıyla tecellilerini zatın sıfatlarından tecellisiyle melâke, kuvve demektir Arapçada melek. O kuvvelerle tecellisini gösterip duruyor zaten. Bu ilme tahsil ederseniz o zaman Cenab-ı Hakk'ın nasıl açığa çıkardığını, gizli olmadığını, her mazardan kendi veçini, kendi cemalullahını sergilediğini görürsünüz. Ennehu la ilahe illa huvel melâketü ve ulul ilmi gâimen bil kıstı. Bunu da ancaksın bu ilmi tahsil etmiş, ilim sahiplerinden, ilimdeki rahatsız olanlardan bildiğini söylüyor bize Cenab-ı Allah ayet gelmesinde. Bu bakımdan inşallah bu şekilde biz İslam dininin innettiğine indi Allah'a bir İslam, Allah'ın indiğinde tek din, İslam dini oluşunun halini seviyeleriyle, Musevilik de İslam dinidir, Hristiyanlık da İslam dinidir, Muhammedilik de İslam dinidir. Ama siz bu Muhammedi'nin ümmetiyim deyip de İslam dinine girmişsiniz. Fakat hangi bölümdesiniz? Hücret suresinin 14. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler, bedeviler biat etmişler. Bedeviler biat ettikten sonra diyorlar ki, ya Resulallah, biz de elhamdülillah, biz de mümin olduk. Hayır diyor ayet-i kerime. Biz İslam olduk deyin ayet-i kerime. Biz İslam olduk deyin. Mümin olduk demeyin. Neden? Çünkü bir teslimiyet var. Kime teslimiyet oldu? Hazreti Muhammed'e değil. Hazreti Muhammed mazarından Cenab-ı Hakk'a teslim oldu. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Muhammed'e tabi olanlar Allah'a tabi olmuşlardır diyor. Muhammed'in kendisine tabi olunmaz. Mürşidin kendisine tabi olunmaz. Bu yolda hiç olmaya bakacaksınız. İlim öğrenci, ilmim, irfaniyetim benim yükselsin. Senin ilmin benimkinden üstün, benim ilmim seninkinden üstün. Yok böyle bir şey. İlmin hepsi Allah'ındır ya senin nissen. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Hem kuvvet ve kudret Allah'ındır, ilim, irfaniyet Allah'ındır diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki benim ilmim seninkinden üstün. Senin ilmin nerede üstün? Senin ilmin var mı? İlim sahibi Allah. Siz bilmezsiniz, bilen Allah'tır diyor ayet-i kerimede. Yani nefsinize düşmeyin. İlim sahibi iseniz Cenab-ı Allah'ın lütfuna mazhar olmuşsunuz da bu ilim size tecelli ediyor. Onun ilmi o, senin değil. Sen ne kadar boşalırsan sende o kadar ilim Cenab-ı Hakk'ın ilmi zuhur eder. Yoksa etmez. İnşallah Cenab-ı Allah bizi Musevi mertebesinde, İsevi mertebesinde değil de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammedi mertebesinde bir miraç yapan ve bu yolda tahsil yapıp da kendi insana asliyemizi öğretenlerden eylesin. İnsana asliyemizi gördüğümüz zaman ancaksın amalıktan kurtuluruz. Yoksa maalesef azabımızı burada da çekeriz, alem arahtede de çekeriz. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Yeah.